genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Profesör Doktor Tamer İrfan Kaya, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere tasarım dolgusundan bahsetmek istiyorum. Tasarım dolgusu da diğer dolguların çoğu gibi hyaluronik asit bazlı bir dolgudur. Fakat kendi patentli yeni bir teknolojiye sahiptir. Bu teknoloji sayesinde dokuda daha kalıcı oluyor ve doku uyumu artırılmıştır. Hyaluronik asit vücudumuzun doğal bir maddesidir. Derideki görevi deride su tutmak, bu şekilde derinin nemini ve hacmini sağlamak, deriye dolgunluk vermektir. Tasarım dolgusunun bu dolgulardan farkı, hyaluronik asidin küçük küreciklerin içine konulmasıdır. Tıpkı burada gördüğünüz mastruşka bebekler gibi bir küreciğin içine hyaluronik asit konuluyor, o başka bir küreciğin içine konuluyor, o da başka bir küreciğin içine konuluyor. Bu şekilde dokuda kalma ömrü tasarım dolgusunun uzatılmıştır. Ayrıca bunlar yuvarlak kürecikler olduğu için doku uyumu da artmıştır. Tıpkı bu mastruşka bebekte gördüğümüz gibi şekli bozulmadan uzun süre dokunun içinde kalabilmektedir. Öncelikle yaşla birlikte yüzümüzün hacmi azalmaktadır. Yüzümüz daha basıklaşmakta, aşağıya doğru sarkmakta, böylelikle yüzümüzdeki kırışıklıklar artmaktadır. 30'lu 40'lı yaşlardaki daha genç insanlar ise daha güzel gözükmek için dolgu yapmaktadır. Bu insanlar ise daha çok dudak, burun ve gözaltı dolgularını tercih etmektedirler. Tasarım dolgusunun her bölge için özel hazırlanmış yoğunlukta dolgu tipleri mevcuttur. Mesela en yoğun dolgusu kemik üstü dolgusudur. Kemik üstü dolgusunu elmacık kemiklerinde, burun, şakak, çene gibi bölgelerde tercih ediyoruz. Çünkü burada kemik üstünde bir hacim sağlaması, sert bir dolgu olması gerekiyor. Bir diğer tasarım dolgusu da dudak için tasarlanmıştır. Bu da dudağın hareketli yapısına uygundur. Tasarım dolgusunun ince kırışıklıklar için ve deri gençleştirmede daha ince formları da vardır. Yani her cilde uygun tasarım dolgusu mevcuttur. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.